aslında 1 Nisan'dan itibaren bir hikaye değişmeye başlıyor. Başlayacak. Türkiye gerçekten bir değişimin eşiğinde. Az önce konuştuğumuz siyasetin dili meselesi, siyasetin kültürü meselesi. Ama burada şu çok mühim. Yerelden başlayarak bir şeyler değişecek. Yani biz o şikayet, en başta söyledik ya, iyi ve temiz insanlar uzak duruyorlar siyasete, o boşluğu da başkaları dolduruyor. Sonuçta hocamın yıllardır isyan ettiği bir hikaye değişemez durumda. Neden? Çünkü şikayet ettiğimiz şeylerin, o şikayet eden ettiğimiz şeyleri yaratanlar tarafından değiştirilmesini bekler duruma düşüyoruz. Şimdi yerelden başlayarak bir hikayeyi kurgulamamız gerekiyor. O da şu, demokrasiyi biz yerelde hakim kılabilirsek, demokrasi uygulamalarını, demokrasi politikalarını kente yaygınlaştırabilirsek, aynı tarımsal politikalarda olduğu gibi, ya bu İzmir'de oluyor, bu Eskişehir'de oluyor, niye benim şehrimde yok dedirterek ancak bu hikayeyi değiştiririz. Somut örnek vereyim size. Demokrasiyi dijitalleştirmek zorundayız. Demokrasi aslında en başta da söyledik, insanlığın bildiği en güzel yaşam biçimi. Fakat bu erdemler, bu değerler hayatın bu hızlı akışı karşısında insanların hayatını iyileştirmekte yetersiz kalıyor. Şimdi teknolojiyle demokrasiyi buluşturarak yeni bir demokrasiyi, dijitalize olmuş bir demokrasiyi hayata geçirmek zorundayız. Mesela belediyenin bütçesini, belediyenin harcamalarını, belediyenin ihalelerini, belediyeye yapacağınız şikayetleri, belediyeye yapacağınız önerileri, insanların ellerinde bulundukları cep telefonlarına yükleyeceğiniz aplikasyonlarla herkesin cebine bırakabilirsiniz. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla. Yani cebinden açacaksınız, belediyenin bu ay ne harcamış, bütçesi neymiş, ihaleyi kim almış, ne zaman bu ihaleye çıkılmış, bedeli neymiş. Siz bunu yapacak mısınız? Bunu yapacağız. Demokrasiyi dijitalleştirmek. Çok önemli. Çok önemli. Başka bir şey. Başka bir şey. Sevgili hocamın yani söylediği... Yani İzmirliler akıllı telefondan İzmir evet. Büyükşehir Belediyesi'nin harcadığı her kuruşun nereye gittiğini, hangi ihalenin kime verildiğini, her kaça şeyi. Verildiğini, her şeyi görebilecekler. Her şeyi görecek. Sadece bundan ibaret değil. Mesela demokrasi politikaları konusunda Yılmaz hocamın az önce söylediği şey, ticaret odaları, esnaf odaları, sanayi odaları. Mesela bunların yönetim kurulu başkanlarıyla her ayın belli gün ve saatinde, 3. çarşambası saat 16'da sanayi odası yönetim kurulu başkanıyla Büyükşehir Belediye Başkanı buluşacaklar. Sanayi odasının tüm üyeleri de, tüm yönetim kurulu da şunu bilecek. Bizim başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı'yla salı günü saat 16'da buluşuyor. Başkana şu şikayetler gidecek, şu talepler iletilecek. Hepsi takip edecekler, kendi odaları. Ve ondan sonraki ay, salı günkü o toplantı belli ya, o toplantıya gelecek. Ya geçen ay bunları konuşmuştuk, bunlar yapılmamış, şunlar yapılmış, şunları bir daha söyleyelim. Şimdi bunu sürekli yaparsanız demokrasiyi hayata geçirmeye başlarsınız. Hemşeri dernekleriyle, organize sanayi bölgeleriyle, ticaret odasıyla, sanayi odalarıyla, ESİ adıyla, EGİ adıyla, hepsiyle, mahalle meclisleriyle, kent konseyleriyle bu toplantıları rutin ve düzenli hale getirirseniz demokrasiyi işletmeye başlıyorsunuz. Bu manuel olarak işleteceğiniz sistem. Bir de dijitalize ederek işleteceğiniz sistem var. Sonunda Türkiye'de şu konuşulacak. Ya öyle bir demokrasi uyguluyorlar ki, bütün yasal düzenlemelerin zaaflarına rağmen, bütün eksikliklerine rağmen, o belediye meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisi, o ilçe belediye meclisleri diyecekler ki, ya İzmir'deki demokrasi niye bizde yok? Niye biz sesimizi duyuramıyoruz başkanlarımıza? Niye başkanlarımız bizim sesimizi duymuyor? Aramızda hep bir perde var. Ulaşamıyoruz, göremiyoruz, konuşamıyoruz. Bunu ortadan kaldırmak mümkün. Yeter ki samimiyetle, İçtenlikle demokrasiyi uygulamaya niyet edin. İradenizi, kararlılığınızı böyle kullanın. İşte o zaman dedim ya en başta, demokrasi, İzmir'deki demokrasi uygulamaları Türkiye'yi arkasına takacak ve başka bir dünyanın, başka bir Türkiye'nin mümkün olduğunu göstermiş olacak. Bunu yapacağız.
Bunun önünde hiçbir engel yok. Tunç Bey, bir de şöyle bir uygulama var. Belediye başkanları ayda belirli günlerde halkı dinliyorlar. Evet. Halk geliyor, sorunlarını belediye başkanına anlatıyor. Peki başkanlar neden halka gitmiyorlar? Yani onu şöyle mahallelere yapacağız. Neden evet. gidilmiyor? Orada yerinde neden evet. Şikayetler dinlenmiyor? Bir, talepler 1 Nisan'dan itibaren ele alınmıyor. Yerden göğe kadar haklısınız. 1 Nisan'dan itibaren mobil makam diye bir şey icat ettik. Öyle mi? Bir otobüs, bürokratlarımızı alacağız. Gültepe'ye gideceğiz. Gültepe'li kardeşlerim burada. Gültepe'nin sokaklarına gideceğiz. O aracımızla ineceğiz aracımızdan. Gültepe'li vatandaşlarımızla orada buluşacağız. Makam Gültepe'ye gidecek. Bu dediğinizi karşılıyor mu? Karşılıyor. Kurgulanmış bir senaryo. Ve gerçekten üreticiyi topraktan kopartmak için, üretimi sonlandırmak için, tarım bu topraklarda yapılmasın diye kurgulanan bir senaryo. Aynen. Ama inanın, köylü milletin efendisidir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olsun. Tekrar köylüyü milletin efendisi yapabiliriz. Bu mümkün. Biz tekrar köylüyü milletin efendisi yaparız. Yeter ki üretiminin önünü açalım. Girdi maliyetini aşağı çekelim. Alım garantili üretim yaptıralım. Ürününü işleyelim, sanayi ürününe dönüştürelim. Ürününü yurt dışına satması için, markalaştırmak için, ambalajı için destek olalım. Göreceksiniz, üretici tekrar üretimine dönecek, tekrar patates yetiştirecek, tekrar duttan işte ipek şeyi kozası nar yetiştirecek. Nar suyu yapacak, yani her bütün şey bunlar yapıyor. Mümkün. İnsanlar güle oynaya köylerini terk etmiyorlar. Üretimde ürettiklerini satamadıkları için, evlerinin ekmeğini sağlayamadıkları için gidip şehirde ucuz iş gücü haline gelmeye rıza gösteriyorlar. Eğer topraktan ürettikleriyle hayatlarını devam ettirmelerini sağlasak kimse yerinden gelmezler, kıpırdamak istemez. Gelmezler. Kimse. Yani dolayısıyla bize gerçekten büyük iş düşüyor. Diyorum ya 1 Nisan'da hikaye değişecek ve 1 Nisan'da yerel yöneticiler değişecek bu memlekette. Ve yerel yöneticiler yepyeni bir tarım politikasını dayatacaklar. Bu hikaye aşağıdan yukarıya değişecek. Aslında yüzlerce yıl boyunca Akdeniz'in lider kenti olmuş. Yüzlerce yıl boyunca Akdeniz çanağındaki ticaret hacminin 1/3 tek başına yapan bir kentmiş. Yani %30'dan fazlasını hatta tek başına İzmir yapıyor. Gözünüzün önüne getirin bütün Akdeniz'i. İstanbul mesela %12'sini yapıyor o tarihler boyunca. İskenderiye, Beyrut çok daha düşük oranlarda. %2'lerde, 3'lerde ama İzmir, Akdeniz çanağının tek başına 1/3 yöneten bir şehir. O kadar güçlü bir şehir. Sonra bir inkitaya uğramış ve gerçekten bir kan kaybıyla bu özelliği kaybolmuş. Aslında İzmir coğrafi olarak baktığınız zaman bir yürek gibidir. Yani nasıl bizim bedenimizdeki yürek, kan pompalar bütün bedenimize ve biz yaşarız. İzmir'de tarih boyunca bu coğrafyanın yüreği olmuş. Yani doğudan gelen damarlardan değerleri ve ürünleri batıya pompalamış. Batıdan aldıklarını da doğuya pompalamış. Öyle olduğu için mesela İzmir hep ilklerin şehri olmuş Anadolu'da. İlk futbol takımından ilk gole, ilk hayvanat bahçesinden ilk itfaiyeye, İlk matbaadan ilk gazeteye, ne varsa ilk konsolostan, o kadar çok ki ilkleri, batıdan gelen her şey önce burada köklenmiş ve oradan Anadolu'ya yayılmış. İzmir tarih boyunca bu coğrafyanın kalbi olmuş ve doğuyla batı arasında bir sentez, bir melez kent olmuş. Şimdi bu özelliği dolayısıyla liman kenti olmak da bununla birleşince İzmir'de bir arada yaşama kültürü gelişmiş. Bu aslında demokrasinin ta kendisi. Demokrasi çünkü birlikte yaşamayı başarmak demek. Bütün kuramlar bir tarafa, en basit tanımı budur. Demokrasi farklılıkların bir arada zenginleşme olarak yaşanması demektir. İzmir bunları başarmış bir kent. Ve bunun üzerinden zaten hep refaha büyük olmuş. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şey şu. İzmir'de önce refaha büyüteceğiz. Nasıl? Sanayide büyüteceğiz. Tarımda büyüteceğiz, turizmde büyüteceğiz.
tarımda büyütürken Yılmaz abimin anlattığı örneklerden çok çok daha fazlasını yapmamız mümkün. Çünkü İzmir sadece İzmir'den ibaret değil. İzmir'in arkasında yüzlerce yıl boyunca Ege olmuş. Yani Manisalılar hala İzmir'e sahilimiz der. Yani İzmir Manisa için sahildir. Kendi şehirlerinin sahilidir. İzmir gerçekten sadece İzmir değil ve bütün Batı'nın yani Ege'nin, Ege bölgesinin limanı olmuş. Ege bölgesinde üretilen ne varsa her şey İzmir üzerinden Batı'ya gitmiş, dünyaya gitmiş.